Ciddiye alınmak insan için hayati bir önem arz etmektedir. Çünkü insan ciddiye alındığı oranda varlığını hissettirir, etrafını etkileyebilir veya etkileyecek motivasyonu kendinde bulabilir. Ciddiye alınmayan insan ise varlığı ile yokluğu arasında hiçbir fark yoktur. Vardır ama varlığını hissettirmiyor veya herhangi bir sebepten dolayı hissettiremiyor. İşte ciddiye alınmayan insanı rahatsız eden asıl mesele de bu zaten. Var olduğum halde niçin varlığım kabul görmüyor? Yokmuşum gibi davranılıyor. Kimse beni dinlemiyor, kimse söylediklerime itibar etmiyor vesaire. İşte böyle bir duygu ve düşünceye kapılan bir insan kendini çok kolay bir şekilde bir kısır döngünün içerisinde bulabilir. Böyle bir çıkmaza giren, böyle bir girdaba kapılan bir insan gitgide motivasyonunu ve yaşama sevincini kaybeder ve nihayet hayattan zevk almaz hale gelir. Çünkü insanın motivasyonunu artıran ve yaşama sevincini besleyen en önemli etkenlerden bir tanesi de ciddiye alınmaktır. Peki bir insanın ciddiye alınmamasının sebebi veya sebepleri nelerdir? Çünkü bunun birden fazla nedenleri var. Bunları iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bir, kişinin elinde olmayan, kişiyi aşan sebepler ki bunlara kişi kesinlikle müdahale edemez. Onları ortadan kaldıramaz çünkü bu kişinin kendisiyle alakalı bir şey değil. Bu gibi durumda yapılabilecek tek şey bu durumlar karşısında kendini mümkün mertebe koruma altına almaktır. Onlardan etkilenmemek, onların tesiri altında kalmamaktır. Örneğin kibirli, gururlu, kendini beğenmiş bir insan düşün. Böyle bir insanın seni ciddiye almasını beklemen hatadır. Çünkü bu insanın hayata ve etrafına olan bakışı bir kere seni ciddiye almasına engel oluyor. Dolayısıyla bunun seninle hiçbir alakası yok. Çünkü bazı insanlar gerçekten konuşmasıyla, davranışıyla, tavrıyla hatta bakışıyla bile tabiri caizse bir kara delik gibi yörüngesine giren her şeyin enerjilerini tüketip onları etkisiz hale getiriyor. Çok iyi yaptın. Aferin sana. Sen zaten her şeyi çok iyi biliyorsun. Bak bak şu akıllıya bak görüyorsun değil mi? Şimdi böyle bir insanın seni ciddiye almasını bekleyemezsin ki. Burada ciddiye alınmak için sarf edeceğin her bir gayret boşa kürek çekmektir. Yapabileceğin tek şey ise kendini koruma altına almaktır. Başka bir şey değil. Bunu da ancak mümkün mertebe temas etmeden, temas etmek zorunda kalıyorsan da aldırış etmeden kendi yoluna odaklanarak yapabilirsin. Aksi halde kendini sürekli gereksiz ve neticesiz tartışmaların içerisinde bulursun. Enerjini tüketir ve bir şey de elde edemezsin. İkincisi, ki bizi ilgilendiren asıl mesele bu, kişinin ciddiye alınmasına engel olan kişinin kendisiyle alakalı sebepler. Bunun başında en büyük engel olarak kişinin bizzat kendisi geliyor. Evet sevgili dostum, hiç sağa sola bakmana gerek yok. Buna insan kendisi sebep oluyor. Hani Ziya Paşa'nın çok güzel bir sözü var. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani ben şunu yapmak istiyorum, sonra bunu yapmak istiyorum veya bunları elde etmek istiyorum vesaire. Tamam, bunları yapmak istiyorsun da hani icraat nerede, sen ondan bahset. Çünkü bir insanın söylediklerinden ziyade yaptıklarına itibar ediliyor. Şimdi ciddiye alınmak istiyor musun? Eğer cevabın evetse şu sorulara da evetle cevap vermen gerekecek. 1. Sorumluluğu kendi üzerine alarak karar verebiliyor musun? 2. Verdiğin kararın arkasında durabiliyor musun? 3. Arkasında durduğun kararın neticesinde ödemen gereken bedelleri ödemeye razı geliyor musun? İşte ciddiye alınmayan insan bu noktaları kaçırıyor. Örneğin bir sorun karşısında veya bir iş hakkında bir fikir sunar. Fakat sunduğu fikrin yapılabilirliğiyle alakalı hiçbir fikri olmaz. Hatta ilgilenmez bile. Ben fikri sundum der ve geri çekilir. Sorumluluk hiç üstlenmek istemez. Aldığı kararların arkasında hiç durmak istemez. Yani o söyledi, topu hep başkasına atar. Ondan dolayı o söylediği için böyle yapmamız gerekiyormuş vesaire. Veya ödenmesi gereken bedeli kesinlikle kendi ödemek istemez. Tabiri caizse
bir meseleyle alakalı sefasını ben süreyim, cefasını başkaları çeksin. İşte böyle bir anlayışa sahip olan bir insanı kimse kolay kolay ciddiye almaz, alamaz. Almasını da bekleyemezsin zaten. Dolayısıyla ciddiye alınmak isteyen insan kendisini bu noktalarda geliştirmeli. Bir de şu var, bu da unutulmamalı. Öyle bir iki defa sorumluluk üstlenerek veya bedel ödeyerek bir insan hemen ciddiye alınmaz. Bu bir süreçtir, bunu sürdürmek gerekir. Hele bir de örneğin çalıştığın yerde veya evliliğinde hiç fark etmez. Seninle alakalı bir algı oluşmuşsa, önce o algıyı yıkıp yeni bir algının oluşması için gayret göstermen gerekecek. Örneğin bütün cesaretini toplayıp bir sorumluluk üstleniyorsun veya bir bedel ödüyorsun. Yani bir adım atıyorsun ve bu attığın adım takdir edilmesi gereken bir durumken şöyle bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Oo, hayırdır? Bakıyorum da bugün pek bir cesaretliyiz. Ne yaptın ya? Cesaret hapı mı içtin yoksa? Yani bir yandan kendini aşmakla meşgul olurken bir yandan da bu gibi tepkilere maruz kalacaksın. İşte burada bıkmadan, usanmadan ve en önemlisi gösterilen tepkilere karşı aldırış etmeden kendi yoluna odaklanman gerekecek. Ancak bu sayede zamanla kendini aşman kolaylaşacak, hem de maruz kaldığın tepkiler yavaş yavaş ortadan kalkacak. Ve sonunda ciddiye alınma meselesi sorumluluk üstlendikçe ve bedel ödedikçe kendinden gelişen bir şey olduğunu fark edeceksin. Ve bir nokta gelecek ki sen bunu dert etmeyeceksin bile. Tabii bu zor bir süreçtir. Kimse bunun kolay olduğunu söylemiyor ama şunu asla unutmayın. Muhakkak her zorlukta bir kolaylık vardır. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.